Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta cevapla veya öl oynuyoruz. Yanımda Kevo var. Hoş geldin Kevo. Hoş bulduk, merhaba. Arkadaşlar, oyunumuzun amacı şu: oyun bize bir soru soruyor. Bu soruya verilen en uzun cevap sayısında kadar da, yani verdiğiniz cevap sayısı kadar da sizin altınıza blok koyuyor. Hemen şurada gelin, uygulamalı olarak göstereyim size. Ardından da mesela burada 4 kişi oynuyorlar, cevap veriyorlar, blok yükseldikçe su da yükseliyor. Bir yandan su, bir yandan blok yükseliyor. Mesela Roblox'taki popüler bir oyunu adlandır diyor. Mesela Brookhaven, mesela işte mesela Mr. Stinky gibi. Onun gibi oyunları yazıyorsunuz mesela, yazdıkça burası yükseliyor arkadaşlar. Yükseldikçe de hayatta kalıyorsunuz. Şimdi biz bu arkadaşların bitirmesini bekliyoruz. Biz beklerken de siz de videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi öyleyse oyunumuza geçelim. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Şimdi sırasıyla sorularımız gelecek. Kevada karşımda. P harfiyle başlayan bir yiyeceğin adı. Ben yazdım ve 6 blok kazandım arkadaşlar. Bakalım Kevo kaç blok kazanacak? Hadi Kevo. Ne yazıyorsun? Pırasa yazdım, olmadı. Belki pırasanın İngilizcesi farklı. Pırasa, pırasa. Ben patates yazdım mesela, sen de yazabilirsin. Bak, diğeri de patates yazdı. Olmadı. Patates yaz, patates. Hadi Kevo, yapabilirsin bunu. Vallahi boğulacaksın sandım ya bir an. Hadi Kevo, bu yarışmada bence inanıyorum Kevo'yla sona berabere kalacağız diye düşünüyorum. Umarım, bakalım. Bu arada ilk oyunumuz arkadaşlar. Yani ben daha önce bir kere oynamıştım ama hiç kazanamadım. Bak, hiç üçümüz yazabildik sadece. Bunlar yazamadı. Vay. Şimdi bu seviye, bu turda 3 blok daha yükselecekmiş. Bakalım yeni sorumuz ne? Yeni soru geliyor. Şöyle müziği dur. 31 günü olan herhangi bir ağı adlandır. Bakalım hemen. Doğru mu? Doğru. Yazdım ve oha, 7 blok kazandı. Mesela 31 günü olan. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi. Hayır, bir tanesini yazacaksın. Hadi Kevo, yapabilirsin. Ya Kevo, ciddi. Ağustos yaz bari, benim yazdıklarımı sana söylüyorum ben. Tamam da ben Aralık yazdım, niye olmadı? Tamam, Aralık 31 ay değil demek ki. Ağustos yaz. Hadi Ağustos. A, G, U, S, T, O, S. Ben mi yazacağım? Yaz artık, 2, 1. Olmuyor. Çıldırıyorum. Kevo başarısız arkadaşlar. Gerçekten bu oyunda. Olmuyor. Tamam, 4 blok yükselecek. Umarım başarabilirsin, inanıyorum sana. Şimdi bakalım yeni sorum. Bir sosyal medya uygulamasına isim ver. Instagram. 9 blok kazandım arkadaşlar. Vay, Kevo da 9 blok demek, çaldın değil mi? Ya of ya. Tamam, İngilizce Kevo yazacakmışız. Ne yazacakmışsın? İngilizce yazacakmışsın. Hayır, İngilizce yazmayacaksın. Türkçe yazacaksın. Ama hepsi İngilizce yazdı. Ben o yüzden geçemedim. Sende sağda solda yazılar İngilizce mi Türkçe mi? Bilmiyorum. Solda patlama, dondur falan yazıyor mu? Bilmiyorum ki. Kör müsün? Görmüyor musun? Evet, evet, yazıyor. Türkçe yazmıyor mu? Yukarıda ne yazıyor şu an? Türkçe. Su seviyesi. Avrupa'daki herhangi bir başkentin adı. Aha. Tamam. New Orleans mıydı? Hayır, değil değil. Bir dakika. New York yazalım. Abi! Avrupa'da değil mi lan New York? Paris yazdım. Paris. Bir dakika. Bir de başka ne vardı? Hadi. Hadi. Paris yazayım ben de bari. Kevo'dan çaldım vallahi arkadaşlar. Paris yazdım. Çünkü aklıma New Orleans neredeydi ya? Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şey var mı ki? Ben de unuttum ya. New Orleans diye bir yer var, evet. Aa, keşke Calais yazsaydım ya. Ama Avrupa var. Euro. Europa, ya. Avrupa. Aynen, keşke Calais yazsaydım. Calais biraz daha uzun. Aha, biri boğuluyor mu? Boğul. Boğul. Boğulmadı. De. Ama bu seviyede bu seviyede boğulacak olanlar var. 5 blok yükselecek çünkü. Kafanın herhangi bir parçasını atlandı. Kulak, kafa tası. Kafa tası yazdım ve 5 blok kazandım arkadaşlar. Aa. Evet, kulak var, burun var. Ondan sonra göz var, beyincik var, kafa zarı var, kafa tası var. Daha var, oğlu var. Hadi Kevo yaz artık. Kafa tası bende olmuyor. Kafa boşluk tası. Olmuyor mu? Yani olmuyor mu? Kevo, inanamıyorum sana. Olmadı. Kafa boşluk tası. Evet. Küçük harflerle yazıyorsun. Kafa, hayır, tası. Büyük harfler. Ya Kevo. Ben, evet, oldu. İnanamıyorum. Tamam abi, bir kişi öldü. Geriye 4 kişi kaldık ve ya, bakalım şu an ben aynı seviyedeyim. Şu yandaki arkadaşlar aynı seviyedeyim. Bakalım şimdiki soru. Popüler bir sebzenin adı. Ejder meyve. Aa, sebze değil ki o. Dur. Dur. Salatalık sebzeye mi giriyordu? Salatalık. Woohoo!
blok kazandım ve salatalık yazarak en üste çıktım arkadaşlar. Kevocuğum sen de yaz salatalık, hemen yaz. Biz seninle dostuz. Biz seninle en sona kalana kadar ben seninle paylaşacağım, patates, tamam mı? Patates yazdım ben. Patates mi yazdın? Keşke salatalık yazsaydın. Şu an sen boğulmak üzeresin Kevo. Yok. Neden? Ya. Evet, şu an bayağı alçadasın. Üçüncüsün, dur. A harfiyle başlayan bir ülkeye atlandır. Antarktika. Lan Antarktika ülke değil miymiş? Yok. Bir dakika. Afrika. Amerika yazalım. Dur bir dakika. Amerika nasıl yazılıyor ya? Amerika. Heh, Amerika yazdım ve 7 blok daha yükseldim. Kevo da Amerika yazdı galiba, değil mi Kevo? Yok, Suriye yazdım. Vay, sen zekisin ha. Ama 7 blok yükselecek Kevo. Çok iyi şeyler yapman lazım. Evet. Bakalım şimdi uçabilen bir hayvanın adı. Kuş olabilir ama onlar çok kısa, uzun bir şey yazmış. Leylek. Leylak. Leylak mı oluyordu hocam acaba? Lan olmuyor, karga. Karga. Karga ve bana karga. 4 blok kazandı. Oho, 7 blok kazandı. Kıza bak, aa, beni geçti. Ne bilmiyorum. Sparrow. Sparrow neydi ya? Kelebek ya. Sparrow yok kelebek ya. Yok, butterfly. Dur. 4 mevsimden birimin ilkbahar, sonbahar. Son bahar. Yes! 6 blok kazandım. Herkes 6 blok kazandı. Bu kolay bir çünkü. Bakalım yeni sorumuz ne oluyor? Kevo'nun boğulmasına çok az kaldı. 8 blok yükselecek Kevo. Çok iyi yazman lazım. Tamam. Şimdi bakalım dur. Gökkuşağın red rengi'nin birinin adı. Turuncu. Turuncu. Hayır. Türkçe. Ben turuncu yazdım. Sen de turuncu yaz. Hemen yüksel. Turuncu da 6 blok veriyor. Evet. Aferin sana. Şimdi bak kız sayıyor böyle. İngilizce turuncu muydu? Batır kırmızı mıydı? Bakalım. Ay, ben şimdi gidiyorum ama. Kevo sen. Ooo 8 blok Kevo. Çok iyi bir şey yazman lazım. Bittim. Yoksa boğulacaksın. Bittim. Yavaş yürüyen bir hayvanın adı. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Huuu 8 blok. Kaplumbağa yaz. Kaplumbağa yaz. Kaplumbağa. Aferin sana kızım ve işte bu. 8 blok kazandın ama boğulmana çok az kaldı Kevo. Vallahi ne diyor? 9 blok Kevo. Of ya. Çok zor olacak. Çok popüler bir meyveyi adlandır. Popüler bir meyve. Popüler bir meyve. Ha. Ejder meyvesi. Olmadı. Ejderha meyvesi mi acaba? Ejderha meyvesi. Watermelon yazdım. Ooo ejderha meyvesi yazdım. 11 blok kazandım. Sen 10 blok kazandın. Helal kızla aynısın. Evet. Bu seviye... Ha tamam. Şimdi yeni soru geliyor. Hadi. 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 Popüler bir elektronik cihazı adlandır. Tamam. Neyi yazabiliriz? Dur, popüler bir cihaz. Bir şey geldi. İpone mi? İpone mi acaba? Dur bir dakika. iPhone yazdım ben, 6 blok verdi. Ne, iPhone yazabilirsin. iPhone yaz, iPhone yaz, iPhone yaz. İpone, İpone. Hadi, hadi Kevo, hadi Kevo. Evet. Ay. Ama İpone yazmadın mı? En son sen yazdığın için 5 blok verdi sana. Tüh. Of, 10 blok yükselecek Kevo. Ben öldüm. Sen boğulacaksın galiba, dur. En hızlı hayvanlardan birinin adı. Çita var. Leopar. Leopar. Bakalım. Leopar 7 blok ama seni kurtarır mı bilmiyorum. Leopar. Ben başka bir şey bulayım. Dur bir yaz. Dakika. 9, 8, 7, 6. Leopar yazdım ama öleceğim. Kurtulamayacaksın ve hadi ah be. Ama ikiniz de öldünüz ve şampiyon benim. İlk 3'e girdik arkadaşlar. İlk 3'e girebildik ama gerçekten iyiydi. Birinci benim. İkinci şu gördüğünüz arkadaşımız. Üçüncü de Kevo oldu. Bu videonun da böylelikle sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.